olabiliyor. Evet. Peki hocam şimdi buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi akma şöyle bir şey geldi. Şimdi biz böyle gıcırdatıyorsak yani şu iki diş birbirine böyle böyle gidip geliyorsa bir süre sonra bunları yerinden de sallıyor demektir. Evet. Dolayısıyla sallanmayla ilgili de problemler de ortaya çıkabilir mi burada? Ee, bu aşamalarda çıkabilir elbette. Çünkü dişlerin köklerini yoruyoruz. Yani bu yorgunluğa bu 500 kiloya ve dengesiz kuvvetlere hiçbir güç dayanamıyor Tabii canım nasıl yani çok kuvvetli Heh, Bu anlamda hani bizim korkularımızdan bir tanesi diş kökünü aşırı yorma sonrası diş köklerinde kistlerin irtihapların oluşması ve bunu hastaya hiç belirti vermeden yapması Ancak bizim diş sallanmasında asıl korktuğumuz başka bir şey var Ha öyle mi? Evet. Yani diş sallanması başka hastalıkların belirtisi olabiliyor yani öyle mi hocam? Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle ne, bahsedelim. Neler mesela? Çok bah bahsedelim. Şimdi darbe almış dişler sallanır. Ha. Sallanabilir. Yani düştük kaza geçirdik yumruk yedik şudur bu Allah korusun. Sallanabilir bir süre salak. sonra da tedavisi gerekebilir. Ee, kök ucunda kist veya irtihaplı olan dişler sallanabilir. Hatta yerinden hafif çıkma eğilimine girer. Çünkü irtihap kök ucundan bastırır ve diş uzar. Abi. Kendini bırakır aslında. Uzamasına kendini bırakır. Bu tür durumlarda yine aynı şekilde veya da ileri diş eti hastalığı var. Bu kronik agresif pedontitis denilen bir hastalık. İleri derecede bir sinsi, gizli ve derinden ilerleyen bir hastalık. Bu hastalık şöyle ki anlatayım. Genetik, ciddi, sinsi ve hastaya hiç hissettirmeden gelen bir hastalık. ...hasta dişlerinde güçsüzlük olarak kendini gösterir. Hmm. Diş etlerinde... ...eğer çok iyi bir diş fırçası ve diş ipi kullanıcısıysa... hastayı hiç belirti vermez, diş etleri çok sağlıklı bir görünür... ...ama diş etlerinin altında özel bir bakteri vardır. Bu bakteriler... ...dişlerin etrafındaki çene kemiklerini yavaş yavaş eritir. Aa! Evet. Bu bakın şöyle anlatayım. Örneğin, bakın buradan ilerleyelim aslında. Evet. Çene kemiğini eriten bir diş eti hastalığından bahsedeceğim. Tamam, evet. Aynı zamanda %65 oranında toplumda olan bir hastalık. Ancak kimse farkına varmıyor. Yani 100 kişiden 65'inde bu var. 100 kişiden 65'inde. 26 <laughs> yaşında başlıyor. <laughs> oh, yani şey hepimizde olabilir yani. Evet. Çok yüksek oran Kesinlikle. yani. Kesinlikle. 30 yaşındaki ortalama olan özellikle bayanları ilgilendiriyor. Erkeklerde de oluyor. Bu bakteri nereden geliyor? Bu bakteri genetik olarak kodlarımıza. Ha genetik olarak kodlarımıza. Aynen öyle. Babası, annesi veya amcası, halası, teyzesi birinci derece de akrabalarında erken yaşta diş kaybedenler varsa lütfen anında bir hekimine gitsin. Gitsinler. Evet. Ondan sonra gerekirse ileri derecede bir tedavi ama ciddi bir tedavi görmek zorundalar. Hmm. Bakın. Çene kemiği eriten bu hastalık e, bağışıklık sistemi düşük ağrı eşiği çok yüksek kişilerde oluyor. Hmm, mesela kanser hastaları demiştiniz evet. daha önceki yayınlarda. Evet aynen evet. öyle onlar da oluyor. Sıklıkla diş hekimleri fobi olanlara dikkat etmek gerekiyor. Hmm, diş, diş hekimi fobisi evet, olanlara. çünkü insan vazgeçmiş oluyor. Ben bu ağzından vazgeçtik artık hiç düzelmiyor. Ne yaparsam yapayım düzelmiyor. Umudunu kaybetti. Evet sürekli ağız kokusu olanlar. Dikkat etsinler. Onun dışında çürüğü olmayıp kendine güvenenler hiç çürük olmaz bu ağızda bu arada. Ancak diş eti hastalığı bu ağızlarda olur. Ha, çürük Özelliği yok ama diş eti. Çünkü kökten eritmeye başlıyor. Kökün etrafındaki çene kemiği eritiyor. Bu anlamda. Daha da beter bir durum yani. Aynen öyle. Yaygın bir yorgunluk hisseder bu tür hastalar. <laughs> Güçsüzlük hisseder, yorgunluk hisseder ama ne olduğunu da anlayamaz. Çene işte dişlerini kapatır. Ancak hani ben etkin çiğneyemiyorum. Bir yorgunluk var ağzımda. Bu, bu nedir diye düşünür ama bulamaz hastalar. Bu tür durumlarda diş etlerinin irtihaplı olduğunu hissederler. Ancak şöyle ki diş taşlarından ilk önce kurtulmak lazım. Şurayı da bitireyim, sonlandırayım. Tamam. Diş taşlarının bu ağızdan bakın diş etlerinin mor olduğunu görürsünüz. Evet. Morluk aynı zamanda e, plak ve taşlarında çok fazla diş eti çekilmelerinin fazla olduğu, dişin etrafındaki çene kemiklerinin eridiğini görürsünüz. Bundan sonra devam edelim lütfen. Bakın dişler sallandı. Evet. Ondan sonra çekildi. Çekildi. Ancak bunun altında, bu diş etlerinin altında o kötü dokular devam ediyor. Abi. O yüzden hemen implant yapamazsınız. Bu dokuları aldıktan sonra, tedavisinden sonra bu dokuyu yapabilirsiniz, implant yapabilirsiniz. Plaklar, taşlar fırçalamayla geçmez. Temizlemek plak, lazım. Plak ve taşlar oluşma eğilimindedir. Hmm. İstediğimiz kadar. Bakın özel el aletleriyle ilk önce taşlar, plaklar tertemiz yapılır yüzeye diş etleri iyileştirilir. Onun akabilinde ise bu diş taşlarının plaklarının tam olarak gitmesi sağlanır. Sağ olun. Onun akabilinde sağlıklı yüzeydeki diş etlerinin sonrasında bu videoyu bitirelim. Ondan sonra hastalarımızın diş etlerinin altındaki yere kadar giden taşlar da temizlenir. İlk önce yüzeyel diş taşları plaklar hı hı. sonra diş etlerinin hafif altındaki plak ve taşlar sonra da asıl ciddi operasyona geliyoruz. Buradan sonrasında da diş etlerinin altında o çene kemiğini eriten bakteriler var ya, evet. onların milimetre milimetre uzaklaştırılması operasyonu, ismi açık cerrahi küretaj veya kapalı cerrahi küretaj diye geçer. Bu dokular uzaklaştırıldıktan sonra dişlerin ilk bir hafta sonra sallanmasının arttığını görecekler. Ancak bir ay içerisinde o çene kemiği yeniden sımsıkı ve o diş eti sımsıkı dişleri sardığını görecekler. Dolayısıyla diş plak oluşumunun da azaldığını görecekler. Ağızda kötü koku varsa gittiğini çok çok azaldığını görecekler. Dolayısıyla sağ, bakın şu operasyon şu. Evet, Diş etinin evet. altındaki taşlar, kemik eti, diş etlerinin altındaki bu kötü etler temizlendikten sonra bu diş etleri sağlıklı bir şekilde kapatılacak. Bakın ne kadar kemik erimiş farkında mısın? Evet. Bunu hasta görmüyor. Görmüyor tabii. Ki. Ama bu etlerin etrafındaki şu iki dişin ve kemiğin arasındaki Dokular da temizlendikten sonra diş etlerinin yeniden dişlerin pırıl dikişle, pırıl, pırıl olması ve dişlerin salınmasını azal ve dişlerin ömrü ve dolayısıyla hastanın ömrünü de uzamış olacak diyebiliriz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum güzel anlatımınız için buradan da tam net olarak anladık hiç kimse geciktirmesin burada da mesajımız bu. Evet efendim şimdi kısacık bir aramız.